Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. Temel kavramların 10. testiyle bir aradayız. Başlayalım. 5x, 432y, 6 basamaklı sayısı 18 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre x artı y değeri en çok kaç olabilir diye sorulmuş. Bir sayı 18 ile tam bölünüyorsa 9'a da bölündüğünde de 0 kalanını verir, 2'ye bölündüğünde de 0 kalanını verir. Çarpımları 18 yaptığı için. 2 ile bölünebilme son basamağa bağlı, yani y'ye bağlı. Burada 9 ile bölünebilme sayının tamamına bağlı. Şimdi ben x artı y'nin en çok değerine, en yüksek olduğu değeri arıyorsam şunu yapabilirim. Derim ki hocam 5x 432 y. Y'yi 8 olarak seçin. Alabilecek en büyük değer y'nin 8'dir. Hocam 9 ne olmaz? 9 olursa 2 ile bölümden kalan 0 olmayacağı için. Peki 8, 2 daha 10, 13, 4 daha 17, 22. 22 artı x'in 9'un bir katı olması lazım. X buradan 5 gelir hocam. X buradan 5 gelir. X 5, y 8 için bu durum sağlanır. Toplamdan 13 yapar. Peki 14 yapma ihtimali var mı? Yani atıyorum ben şöyle düşünüyorum. Diyorum ki 5x 432 y'yi 6 seçseydim acaba x atıyorum 8 veya 9 gelir miydi? Bu ihtimali düşünüyorum. 5, 4 daha 9, 3 daha 12, 2 daha 14, 20. 20 artı x eşittir 9'un bir katı olabilir. X buradan 7 gelir. X 7, Y 6 toplamları yine 13 yaptı. Demek ki en çok 13 olacaktır. Var mı sıkıntı? Umarım anlaşılmıştır. A, B, C'de birbirinden farklı negatif olmayan tam sayılar olmak üzere. Bir dakika. Negatif olmayansa pozitiftir o zaman. A üzeri B çarpı C üzeri D işleminin sonucu tek sayıdır. Bir çarpımın sonucu tek sayısı şu ihtimal söz konusu. A üzeri B de tektir. C üzeri D de tektir. Bir dakika hocam. Şimdi bunlar negatif olmayan tam sayılar değil mi? Negatif olmayan tam sayılarsa ya pozitiftir ya da sıfırı da unutmayacaksın. Bak sıfır unutma. Sıfır ihtimali söz konusu. Kesinlikle çift sayıdır diyor. Dikkat edelim. Şimdi hocam bir sonucun tek sayı çıkabilmesi için bir atıyorum bu sayı çift olur. Çiftin sıfırıncı kuvveti de tektir sonuç olarak değil mi? 2 üzeri sıfır da tektir. 2 üzeri 0 1 yapacak ya. Sonuçta bu ABC'de birbirinden farklı negatif olmayan tam sayılar. 0 da alabilir. Bu ihtimali de düşüneceğim. Yani şu. Şimdi A üzeri B tekliği incelediğim zaman şunlar söz konusu hocam. Bir kere A tek olabilir. Değil mi? B ne olur hocam? A tekse B tek veya çift fark etmez. Peki hocam A çift olursa B de çift olabilir. İkisinin de çift olma ihtimali var. Pekala. C üzeri D'ye bakalım hocam. C üzeri D tekse. Güzel. Yine burada da aynı durumlar söz konusu. C tekse D tek veya çift olabilir. Tek veya çift olabilir. Etkilemez. Yani atıyorum 3'ün birinci kuvveti de 3'tür. İkinci kuvveti yani çift kuvveti 9 da yine tektir. Peki hocam C buradan çift gelse D 2 üzeri 0 mantığından dolayı yine tek olabilir. Güzel. Şimdi kesinlikle çift sayıdır diyor. Ben bu durumları tek sayı yapan ihtimal bir tane dahi bulursam bu çift olmayacaktır. Peki bakalım şimdi. A, B, C, D'nin çarpımı. Yani hepsi tek olabilir mi? Hocam A tek olsun. B de tek olsun. Sağ diyor. C tek olsun. D de tek olsun. Hepsinin tek olduğu durum olduğu için bir kesinlikle çift değildir hocam. Tamam. A artı C. Biri tek, biri çift olma durumu var mı hocam? Mesela A'nın tek olduğu durum var. C'nin çift olduğu durum var ya da tam tersi var. Evet, o zaman bu da çift değildir. A faktörel artı C faktörel. Şimdi ben A'yı tek bir sayı olan 1 olarak alırsam 1 faktörel nedir? 1'dir. Peki C'yi değerli arkadaşlarım tek alabilirim değil mi? 3 faktörel alsam 3 artı 1'den 4 olur. Pekala. Bir düşünelim bakalım. Üçüncü öncülde aksi bir durum bulabiliyor muyuz diye. Çünkü 3 faktöriyeli alsam 3 faktöriyeli 3. 3 artı 1'den 4. Yine çiftlik gelebiliyor gibi sanki. Peki A'yı 2 faktöriyeli alsam 2 olur. C'yi de 1 faktöriyeli alsam C tek olabilir. 2 artı 1'den 3 bak. Çift gelmediği durum var. A üzeri C. A tek olsun. C çift olsun hiç fark etmez. Tekin çiftinci kuvveti nedir? Yine tektir sonuç olarak. Bu da gitti. Demek ki hiçbiri kesinlikle çift değildir arkadaşlar.
Muhakkak tek yapan durumlar olduğu için. Umarım anlaşılmıştır. Çok güzel bir soru. Hangileri doğrudur diyor hocam. Burada çok küçük bir dipnot vereyim. Mutlak değer işareti demek arkadaşlar. Mutlak değer bir uzunluk belirtir. Mutlak değer konusunda detaylı anlatacağım ama şu an temel kavramlarla iç içe verilmiş bir soru olduğu için söylüyorum. Mutlak değerin içerisindeki sayı 3 ise mesela, bu ne? 0'dan büyük değil mi? Aynen çıkar. Ama bu sayı eksi 3 olursa eksi alarak dışarı çıkar. Yine 3'e dönüşür. Yani şunu demek istiyorum. Mutlak değerin sonucu negatif olamaz. Pekala. Buna göre bakalım şimdi. Yani hocam mutlak değer içerisindeki eksi 2 mutlak değer içerisindeki eksi 1'den büyüktür. E hocam normalde eksi 1 eksi 2'den büyük diyorsun. Doğru ama eksi 2'nin mutlağı 2 olacak önüne eksi alarak. Eksi 1'in mutlağı da 1 olacak. Bunu anlatmaya çalıştık. Şimdi soru üzerine bir detaylı bir şekilde bakalım arkadaşlar. A eksi B çarpı B artı C 0 ise hocam bunun da çarpımlarından en az bir tane 0'dır. Yani ya eksi A eksi B 0'dır ya da B artı C eşittir 0. Peki eksi B'yi karşılatarsam A eşittir B. Böyle bir şey olabilir mi? A B'den büyük diyorum. Eşit olamaz. Peki bu ihtimal söz konusu değil. Şimdi C'yi karşılatarsam B eşittir eksi C. Güzel. Bir dakika şimdi. B eksi C eşitse. Şimdi değerli arkadaşlarım şu tarafı sileceğim. Ki yerimiz açılsın. Evet. Güzel. Şimdi hocam B eksi C'ye eşitse demek ki buradaki sayılara baktığımız zaman atıyorum işte C 2 iken B eksi 2 oluyor değil mi? Artı C'ye karşı attığımız zaman. Peki atıyorum C eksi 1 olsa B 1 olsa demek ki B'nin sen buradan pozitif olduğunu yakaladın mı? Çünkü bak B C'den büyük değil mi? B C'den büyük. B'nin eksi C'ye eşit olduğunu biliyorsam B gördüğüm yere eksi C yazarsam eksi C C'den nasıl büyük olabilir? Demek ki C buradan negatif gelecek. C negatif olacak ki çünkü eksileri çarptığımız zaman pozitif olsun. Bunu anlatmaya çalıştık. Demek ki buradan B'nin pozitif olduğunu yakaladım. B pozitif, A da pozitif. Yani şunu söylüyorum. A pozitif, B pozitif. Pekala. Şimdi B negatiftir diyor gitti hocam. B negatif olursa C'nin de negatif olması lazım. Atıyorum işte B mesela şöyle düşünelim. B'nin negatif ise eksi 1 düşünelim. C ne olur hocam o zaman? Eksiyle çarptığımız zaman 1 olur. Eksi 1 birden büyük olur mu? Bir dakika lan. B'nin aslında negatif olur mu? Ama şey 1 olsa. Şimdi arkadaşlarım B negatif diyor ya. Bir kez daha inceleyelim. Bakın B eksi 1 olsun. B eksi 1. O zaman C buradan 1 gelecek. 1 çarpı eksi 1'den eksi 1 yapar. B eksi 1 C 1 olursa B nasıl C'den büyük olsun değil mi? O yüzden B negatif değildir. Peki B çarpı C'ye bakalım. Şimdi sen B'nin pozitif olduğunu biliyorsun. C ne hocam? C negatif. B çarpı C'den yine pozitif gelmez. Peki mutlak A mutlak C'den büyük müdür? Şimdi A'nın pozitif bir sayı olduğunu biliyorum. C negatif bir sayı. Ancak tam bir yorumlama yapamam arkadaşlar burada. Sadece B'nin eksi C'ye eşit olduğu bilgisinden yola çıkarak mutlak A'nın mutlak C'den eşit olduğunu belki söyleyebilir miyiz? Atıyorum şöyle bir durum olsun. B eksi C'ye eşit olduğu için atıyorum B 2 olsun. C eksi 2 olur değil mi? Bak A 3 oldu mesela. A 3 ise mesela C ne? Eksi 2. Eksi 2'nin mutlağı 2 yapacak. C 2'den büyük. Yani her halükarda mutlak A mutlak C'den büyük oluyor. Demek ki C doğrudur arkadaşlar. 3 olduğuna göre en doğal sayısı kaçtır diye sorulmuş hocam. Çok güzel. Bakın şöyle yapabiliriz. Eksi x karşılatalım. Y sayısı x artı 3 eşit olsun. Güzel. Bana diyor ki 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı x'miş. X ne hocam? 1'den n'e kadar. Yani Gauss metodu. X'i ben nasıl söyleyebilirim? N çarpı n artı 1 bölü 2. 1'den n'e kadar olan sayıların formülü neydi? Buydu. 4'ten n artı 1'e kadar olan sayıların formülü. 4'ten n artı 1'e kadar. Hocam bu 1'den yani 1, 2, 3 olsaydı sen bunu nasıl toplardın? Derdin ki hocam n artı 1 bir fazlası bölü 2. Bir de ben bu 3'ü eklediğim için eksi 6 çıkartırsam eğer ne olmuş olur? Ben 4'ten n artı 1'e kadar olan sayıların toplamını bulmuş olurum. Şimdi bu dediğim ifade ne? Bu benim y. Bu neye eşitmiş? X artı 3'e eşitmiş. Şimdi ya da direkt y eksi x'ten de gidebiliriz. Y'miz bu. N artı 1 çarpı n artı 2 bölü 2 eksi 6. Eksi içeri dağıtalım. N çarpı n artı 1 bölü 2 bana neye verecekmiş? 3'ü verecekmiş.
x peki. Şimdi hocam isterseniz şöyle yapabiliriz. -6'yı karşıya gönderelim. -6'yı karşıya gönderdiğimiz zaman direkt burası neye eşit olur? 9'a eşit olmuş olur. Şimdi içeri dağıtalım hocam. N'lerin çarpımı n kare artı n ile 1'in n'nin çarpımı n kare artı 2n artı n artı 2 bölü 2. Burası n kare artı n yapar. Eksi içeri dağıtalım. Eksi n kare eksi n. Ya da şöyle yapalım. Dur bir saniye. Eksi arada var. N kare artı n bölü 2 olsun burası. Bu neye eşitmiş? 9'a. Bakın paydalar eşit hocam. 2. Biz şuradan devam edelim. N kareden eksi n kare çıktı gitti. 2n daha 3n. 3n'den n çıktı. 2n artı 2 bölü 2 eşittir 9. Şu eksi içeri dağıttım. Paydalar eşit olduğu için n kareden eksi n kare çıktı birbirini götürdü. 3n'den n çıktı ne oldu hocam? Eksi içeri dağıtmış oldum bu şekilde. İçler dışlar çarpımından 2n artı 2 eşittir 18 olur. Buradan da n 8 gelecektir. Cevap D şıkkıdır. Umarım anlaşılmış. Ve iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. Biz bu AB sayısını sarı daire içerisinde ise A çarpı B, kare içerisinde ise de A artı B çarpı B şeklinde. 64'ü nasıl yazarız hocam? A çarpı B. Yani 24'müş. Şimdi kare içerisindeki 24'e bakalım. A artı B çarpı B. Öyle tanımlamış soru. 2 artı 4, 6. 6 çarpı 4'ten 24 gelir. Daire içerisindeki 24 nedir? A çarpı B'den 8 gelecektir. Olay buydu. Yerine yazarak bulmuş olduk. Cevap B şıkkı olmuş olacak. A ile B birer pozitif tam sayı ve B ve X bir bilinmeyen olmak üzere A 11 eksi X, B X artı Y eşitlikleri veriliyor. Buna göre A çarpı B değeri en çok kaçtır? Hocam ben bunları taraf tarafa toplarsam eğer 11 var. Eksi X artı X artı Y de hepsini yazdım. Bak hocam birbirini götürecek şu ikisi. Eksi X artı X birbirini götürür. O artı B'nin toplamı da 18 geldi. Bunu niye yaptım arkadaşlar? X'ten kurtulmak istiyorum. X'lerle bir işim yok benim. Şimdi A artı B'nin toplamı 18 geldi. Bana diyor ki çarpımlarının en çok değeri kaçtır diye sorulmuş. 1 ile 17'nin toplamı çarpımları 17 yapacak. İşte 2 ile 16'nın çarpımları 32. Bak sayılar birbirine yaklaştıkça mümkün verdi ve olabiliyorsa aynı seçin. 9'a 9 seçin mesela. Çarpımları 81 yaptı. Aynı seçebiliyorum çünkü birbirinden farklı demediği için demek ki en çok 81 gelecektir. Umarım anlaşılmıştır. F ve G pozitif tam sayılar olmak üzere E artı F artı 2G bölü 3E eşittir G eşittir veriliyor. Buna göre her zaman doğrudur diyor. İçler dışlar çarpımından E artı F artı 2G eşittir 3E çarpı G eşittir. Peki. G çift sayısı. Birinci ihtimali inceliyorum. G çift sayısı. Zaten 2G burada çift. Şimdi geriye ne var? E artı F var. Özür dilerim. 3E var. G de çift olduğu için çarpımlardan bir tanesi bile çiftse burası otomatikman çifte götürecektir. Şimdi hocam ama ben E ile F'yi bilmiyorum. Anladın mı? Yani mesela E tek. F de tekse buradan çift artı çiftten çift gelebilir. Yani tek olma durumu var. O yüzden birinci ifade gitti hocam. İkinci ifadeye bakalım. E çift sayısı. E çift. F'yi bilmiyorum. 2G G'den G tek de olsa çift de olsa 2 ile çarpıldığı için çift gelecek. 3E ben bir dakika E'nin de çift olduğunu biliyorum. Güzel. 3E ne olur? Çift olur. Buradan bir tanesi bile çiftse çift de G'nin çarpımı G ne olursa olsun çifte götüreceği için bunun sonucu çifttir. Demek ki F de buradan çift gelmeli. Doğru. 2 doğru hocam. 2 olmayan şıkları eledim. 1 de gitmişti zaten. Üçüncü öncüyle bakacağız. F tek sayısı. F tek. E'yi bilmiyorum. 2G zaten çift olmalı. Şimdi ben F'nin tek olduğunu biliyorum ama bak şu tarafla ilgili hiçbir fikrim yok. Atıyorum G tek olsun. Güzel. G'nin tek olduğu durumda. Burası tek olur. Ama ben E hakkında fikrim yok. Bak E sınırlıyor beni. Güzel. O yüzden 3 gitti. Demek ki yalnız 2'dir. Umarım anlaşılmış. 1'den 12'ye kadar olan sayıları aşağıda verilen kare şeklinde sıralanmış dairelerin içine yazılıyor. Her yatay ve dikeydeki sayıların toplamı 22 olduğuna göre bu şeklin 4 köşesindeki dairelerin içine yazılan sayıların toplamı kaçtır demiş. İşte hocam buraya A, D, buraya B, D, buraya C, D, buraya D, D. Şimdi şöyle 22'ymiş hocam. Şöyle 22. Böyle 22. Ve böyle 22. Kaç oluyor normalde? 88 oluyor değil mi toplamı? 22 çarpı 4'ten 88 olmalı.
Peki sen 1'den 12 olan sayıları toplamı yaptığın zaman 12 çarpı 13 bölü 2 değil mi? 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı nasıl yapılıyordu? 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 değil miydi Gauss metodundan? Buradaki n'imiz 12. 12 çarpı 13 bölü 2'den. 12 çarpı 12 bölü 2 6 yapar. Burası 78 yaptı. Evet. Ama ben 88 buldum. Bu neyden geliyor hocam arkadaşlar bu aradaki 10? Şuradan geliyor hocam. Bu aradaki 10 nereden geliyor? Bak. A, B'yi bir kere topladım. Bak şurada da A, C var. Bak B, D. Bak şurada aslında ne yaptım? 2 kere saymış oldum. Yani şöyle olmuş oldu. 78 artı A artı B artı C artı D. Bir kez daha saymış oldum. O yüzden 88 geldi. Demek ki A artı B artı C artı D'nin toplamı 10 gelecek ki bu şekilde sağlanmış olsun. Tamam. Var mı sıkıntı? Tek tek denesen arkadaşlar buraya bir yani ne gelecek? Çok ihtimal var. O yüzden en güzeli bu şekilde. Şimdi bayağı teknik çiftlikten devam ediyoruz. Çarpımları tek sayısı hocam. İkisi de tek olmalı. 3x artı y tek olmalı. 2x eksi 3z tek olmalı. Şimdi hocam buradan farklı farklı durumlar söz konusu ama bak şu 2x bana soru çözülecek. Neden? Bakın. X ne olursa olsun burası ne olmalı? Çift olmalı. Pekala. Çift deneyin toplamı ya da farkı teki getirir. Teki. 3z tek ise z tektir. Z tek. Bunlar hemfikirim. Yalnız 3 gitti bir kere. Yalnız 1 gitti. Güzel. Pekala. X tek bir sayıdır. Peki deneyelim hocam. X tek olursa y ne olur? Çift olur mesela. Bu ihtimal söz konusu. Peki x çift y'nin tek olma ihtimali de var. O yüzden x ve y hakkında net bir yorum yapamıyorum. O yüzden yalnız 2 oluşacaktır. N sembolüyle n faktörel sayısının asal çarpanlarının sayısı verilmektedir. Örneğin yıldız 5 içerisindeki 5 faktörel sayısının 3 asal çarpanı olduğu için yıldız 5 3'tür. Buna göre n'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diye sormuş hocam. Yani atıyorum işte burası yıldız 4 olacak ha, gibi mesela. Şimdi bir faktörelden başlayalım. Bir faktörel 1. 2 faktöreli gösterelim. 2 çarpı 1. Buradaki asal çarpan sayımız 1'dir bu arada. Onu hatırlatalım. 3 faktörel nedir hocam? 3, 2, 1. Buradaki asal çarpan sayısı 2'dir. Ama bak sen sakın buraya 3 deyip hocam yıldız n'i 3'e eşitlemiyoruz hocam. N'in en büyük değerini arıyorum ya. Mesela 4 faktörelin de asal çarpanı 2 ise yine 4'ü de seçebilirim. Peki 4 faktöreli bakalım. 4, 3, 2, 1. Evet 4 faktörelin de asal çarpanı 2. Çünkü bak 4 2 çarpı 2'den gelmiyor mu? Sonuçta asal çarpan sayısını etkilemiyor. Burası da 2. 5 faktörün 3 olmuş ama neden 3 olduğunu gösterelim. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3 ve 5. 3'ü de asal çarpan olduğu için. Demek ki ben şunu bulacağım. 4 faktörü aldığım için yıldız içerisindeki n'in 4'ü bulacağım. Yani şöyle yıldız içerisinde 4. Yıldız içerisindeki n, yıldız n 4'müş. Pekala. Asal çarpan sayısı 4 olan en büyük sayı faktörleri bulacağız yani. 5 faktör 3 olduğu için bir daha yazmama gerek yok. 6 faktöriyle bir yazalım bakalım ne geliyor. 6, 5, 4, 3, 2, 1 geliyor hocam. 6 da 3 çarpı 2 sonuçta burasının sayısını değiştirmedi. Hala 3. 7 faktöriyle bakalım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Asal çarpan sayısı 4 olarak buldum. Ama bakalım devam ediyorum. 8 faktöriyel. Asal çarpan sayısı 5 olana kadar devam edeceğim. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 etkiledim hocam. 2'nin küpünden geliyor. Asal çarpan sayısını etkilemedi. 9 faktöriyel. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9 etkiledi mi? Hayır hocam. 3 çarpı 3'ten geldi. 10 faktöriyel bakalım etkileyecek mi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yine etkilemedi hocam. 10, 2 çarpı 5'ten dolayı sonuçta bu sayılar var. 11 faktöriyel. Bak 11. 11 asal çarpan. Burada kaç olacak 11 faktöriyelin asal çarpan sayısı? 5 olacak. Ama ben 4 arıyorum. Demek ki en çok 10 olur. En. Tamam. Cevap değişik. Umarım anlaşılmıştır.